Benim adım Mustafa Barış Düzgün. Bana sordukları tek soru genel müdür olur musun? Olurum dedi. 2019 itibariyle hani Asis Guard'a geldim. Bir baktım Texas'ta Lockheed Martin'le F-16'ya bir cihaz takan bir mühendis moduna döndüm. Bir gece konduya çıkmış gibi işledin kendinizi. Ben gece konduya çıktım. Yani onu doğru işaretleseydim Boğaziçi Elektrik Elektronik'te okuyacaktım. Yanlış olsaydı Hacettepe Elektronik'te okuyacaktım. Ben aynı şeyim. Aynı hatayı %99 yine yaparım. Arkadaşımla mülakat yapmak yerine ben de mülakata başladı. Ve biz o anda form doldurdular. Bir anda ben Aselsan'la oldum. Evet, 5 sene sonra biz bir şey başardık gerçekten. Yani aslında birinci fırsatta geri döndüğünüz an, ikinci fırsatta hemen geri dönüyorsunuz. Üçüncü fırsatı hiç görmüyorsunuz o zaman. Tabii ki geri dönmedim. Yani ama şu var, kaygıyı herhalde çok yükledim. Geri dönene kadar annem normalde her gün beni aramaz. Ama artık şeye başladım. Finansı yönetmeye, artık projeleri yönetmeye. Normalde şimdi bu soruya bin tane soruyla karşılık veririm. Hani sağlık sigortası ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak, maaşım ne olacak, araba ne olacak? Bu yazdıklarınızın çoğu zaten başınıza gelmiyor. Başka bir şey geliyor. Hiç düşünmediğiniz bir şey geliyor. Hani Barcelona takımında Messi mi olmak yoksa Yılmaz Vural'ın Altın Ordu'yu çalıştırması mı? Hangisi zevkli? Benim adım Mustafa Barış Düzgün. 4 Nisan 1974 doğumluyum. Aslında ismimin hikayesi de oradan başlıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dayım aslında şu an Gazi görev aldığı için Barış adı oradan başlamış. Zaten ülkede de Barış isimlerinin artması 74 senesiyle başlıyor. Elbistan doğumluyum. Rahmetli babam hani bende çok fazla hikayesi vardır ve emeği vardır. Bende emeği olan iki erkek kişiden biridir. İlk görev yeri Hakkari ile başlıyor. Hakkari'den sonra Elbistan'a tayin oluyor. Elbistan'a tayin olduktan sonra bir yaşındayken bir görevdeki başarısından dolayı aslında hikaye çok değişik. Elbistan'da babama denetleme için şikayet ediyorlar. Babama bir denetleme geliyor. Denetlemesi çok yüksek çıkıyor ve Ankara'ya Milletin Bakanlığı'na görevlendiriliyor. Ve biz bir yaşındayken Ankara yolunu tutuyoruz. Ve o bir yaşından şu anki yaşıma kadar hep Ankara'da bulundum. Bir yaşından itibaren Ankara'da hikayem başlarken yine benim karakterimde çok etken olan, çünkü ikiye bölebilirim aslında hayatımın şeyini. 8 ay Ankara eğitim hayatı, 4 ay köy hayatı diye bölebilirim. 4 aylık köy hayatında da evet beni çırağı gibi kullanan bir dededen, hani annemin babası Selahattin dedemden aslında bahsedebilirim. O 4 ayda bir köy çocuğu, 8 ayda Ankara'da eğitim alan bir çocuk olarak aslında büyüyen bir profildeyim. Köy hayatı çiçeklerin içinde, meyvelerin içinde. Aslında dedemin kazancı, hobisi değildi. Önemli nokta bu. Çünkü hepimiz hobi içinde bir ağaç yetiştiriyoruz, bir şey yetiştiriyoruz. Ama ne zaman bu ticarete döndüğünde evet birçok sorunu var ağaçların. Hastalanıyorlar, bakmanız gerekiyor. Sulamanız gerekiyor. Artı topladıktan sonra zamanında satabilmeniz, ticarete döndürmeniz lazım. Aynı anda hayvancılıkla da uğraşıyordu ve hayvanları da beslemeniz gerekiyor. Hastalanıyor onlar da, ilaçlıyorsunuz, aşılıyorsunuz. Yani aslında 4 ay 2 yaşından itibaren mezun olana kadar, üniversiteden mezun olana kadar bir yaşam hayatım hikayesi. Çiftçilik çırağı diyelim. Dedemin çok büyük bir etkisi var bende. Çok ticari zekası yüksekti aslında. Ben 6 yaşında pazarlarda kasa kasa kiraz satıyordum. Ve hani dedem baktığınızda çok da uyanıktı. Çok da patron modunda iş yapmazdı. İşi buyururdu. Pazara giderdik. Sana ben bir yemek alayım geleyim derdi. 4 saat bir arazi olurdu ve geri dönmezdi. 4 saat sonra ben 6 yaşında tüm ürünleri satmış olurdum. Bir kızardı bana, bedava sattın herhalde. Parayı çıkartırdım. Ya eksik tarttın o zaman, çok para görürdü. Sonra bir matematik hesabı yapardı. Ha tamam, aslında doğru fiyat, doğru şeyi görürdü. Ama 6 yaşından itibaren bana bu sorumluluğu adım adım veren bir kişiden bahsediyorum. Diğer tarafta da aslında babamın ana kökeni matematik öğretmeni. Erol ismi, Allah rahmet eylesin. Muazzam bir matematik zekası vardı hani babamın hani şey olarak. Ve muazzam bir kitap okuma kültürü vardı. Açıkçası ilkokul hayatına başladık ama babamın matematikçi olmasına rağmen biz ilkokul 2'de babamla matematik çalışmayı bitirdik. Yani hiçbir zaman matematik çalışamadık. İlkokul 2'de bana bir şey öğretmeye çalıştı. Ben yanlış biliyorsun deyip, yani aslında benim bir inatçı ve tutkulu ve bildiğine inanan ve bıkmayan, hata yapmaktan da korkmayan bir yapım var. Babamla
saatlerce sen matematik bilmiyorsun diyen 2 yaşında, 2 yaşı tahmini 8 yaşında bir adam, yani bir çocuk düşünün. Babam ikna edemedi beni matematiği o gün öğrendiğim yanlış olduğunu. Gidip öğretmenimi ikna etti. Dedi ki buna yanlış öğrettin, düzelt. Öğretmen düzeltince açıkçası ben orada kabul edip ama babamla bir daha çalışmayı hep reddeden bir çocuktum 2 yaşından itibaren. Öğrettiği tek şey vardı, çalışmak. Gerçekten çalışmayı bir disiplin olarak öğretti. Çünkü şey var, hani bir işte başarı hikayesi yazmak istiyorsanız zeki olmanız yetmiyor. Hani zekanın yanına çalışmak gerekiyor ama çalışmak da yetmiyor. Tutkulu olmak gerekiyor aslında. Biraz da tutkulu olmak gerekiyor. Çünkü her çalışanın sabrı bir yerde bitebiliyor. Yani tepeye çıkmadan dönüşler yapmamak gerekiyor. Çünkü tepeye çıktığınız an bir başka tepeye görebiliyorsunuz. Hani babamın şeyi hep şuydu. Bırakmamayı, devam etmeyi, peşini kovalamayı öğreten bir yapısı vardı. Lise 1'de Gazi Anadolu Lisesi'nde ders anlatmaya başladım. Hoca otururdu, ben matematik dersini ben anlatırdım. Ondan sonra lise 2'de baktığınızda bu sefer Gazi Anadolu Lisesi'nde böyle bir kahraman çıktı, öğretmen. Aslında hayatımda nasıl iki tane atayı, hani dedem, Selahattin Dede ve Erol Baba'yı, babamı anlatıyorsam iki tane de öğretmenin dokunması var bana. Kadir Hoca'dan başka bir de Şeyda Kılıçoğlu vardı. Lise 2'de de bu sefer o bir daha güzel bir cilalama yaptı üzerimde. Lise 3'te tekrar Kadir Osman'la devam ettik. Baktığınızda Gazi Anadolu Lisesi'nin ben ikinci mezunuyum. Ve Gazi Anadolu Lisesi'nin ikinci mezuniyetinde de hani bu başarı hikayesiyle beraber üniversite sınavında ilk 1000 içinde yer alıp açıkçası ODTÜ elektrik elektroniğe girdim. Yani bir biyoloji sorusunu doğru yapmama rağmen sildim. Onu doğru işaretleseydim Boğaziçi Elektrik Elektronik'te okuyacaktım. Yanlış olsaydı Hacettepe Elektronik'te okuyacaktım. Ama ODTÜ Elektrik Elektronik'te okudum. Yani bu tam bir nokta atışı oldu. Yani istediğim, aslında bilmediğim ama daha sonra gerçekten nerede okursunuz derseniz seçeceğim yerde okudum açıkçası. Ve bir soru aslında olumlu veya olumsuz düşünürseniz sizi nereye taşıdığını aslında görürsünüz. ODTÜ Elektrik Elektronik'te aynı anda kendi paramı kazanarak, yani hatta bir dönem aynı anda ODTÜ'de asistan olarak, aynı anda handball hakemliği yaparak, her öğrenci gibi özel ders vererek, 4 farklı işte çalışarak, hani babamın bu memur öğretmen hikayesinde Ankara'nın zorlu şartlarında bir şekilde hani nasıl pazarda bir kiraz satan çocuktan bu sefer kendi parasını kazanan çocuğa dönmek zorundaydım. Yani şey değil, yani bu hani keyfi bir uygulama değil. Çünkü insanlar üniversitede gezmek ister, bir şey ister ama bir zorunlulukla bu modda da kendimi döndürmeye başladım. Üniversitede başarılı bir ortalamayla mezun oldum. Daha sonra evet önümde birçok şey vardı ama hani baktığınızda hani yurt dışına gidip okuyabilirdim. Çok ısrar eden hocalarım oldu ama baktığımda bir hikayede hani yaşadığımız çevreyle biz büyüyebiliyoruz. Yaşadığımız çevre bizi aslında yönlendiriyor. Hani biz daha garantici bir hayat derken hiç başvurmadım. Aslında başvurduğum 2-3 iş yeri vardı ama hiç başvurmadım. Ve hikayenin bir akışıyla bir arkadaşım Aselsan'a iş görüşmesine gidiyordu. Hadi sen de gel dedi. Ben de bindim servise ve Aselsan'a gittim. Ben dışarıda gezinirken o zamanın direktörü Tarık Reyhan, sen niye orada geziniyorsun dedi. Sen de gel içeri otur dedi ve oturduk. Arkadaşımla mülakat yapmak yerine ben de mülakata başladı. Ve biz o anda form doldurdular bana. Hani senet imzalatır gibi. Hemen başınıza birisi geldi insan kaynaklarından. Form doldurdular. Bir anda ben Aselsan'la oldum. Yani arkadaş da işe girdi. Yani orada bir işine mani olmadım ama aynı anda mülakat sonunda Aselsan'a giren açıkçası bir yapı oldu. Aselsan aslında baktığında hepimizin şirketi. Yani aslında Aselsan bir üniversitenin devamı ama hepimizin şirketi. Çünkü bizim vergilerimizle büyüyen bir yapı. Hani ve bu aslında baktığınızda, oraya girdiğinizde bunun bilincindeyseniz her öğrendiğinizin aslında sizin olmadığınızın farkındasınız. Ve ben orada bir donanım tasarımcısı, yazılım, sistem entegratörü modunda ilerlerken bir baktım Heron'lara kamera tasarlayıp İsraillerle entegrasyon yapı. Bir baktım Texas'ta Lockheed Martin'le F-16'ya bir cihaz takan bir mühendis moduna döndüm. Ve baktığımda muazzam bir orada bilgi edindim. Yani ama şu var. Hani bu şunu demiyorum. Herkes hani kendi edindiğimde küçümsemiyorum. Bu imkanın çok olduğunu düşünüyorum ama insanlar bu imkanları bazen var oldukları ortam içinde göremiyorlar. Ben belki bunları kullanmayı ve görmeyi ve başarıya doğru götürmeyi daha aktif yaptım diye düşünüyorum. Hani diğer akranlarımla kıyasladığımda. Çünkü hayata bakış açımda
ilginç gelir. Hani hata yapmayı sever misiniz diye sorarım ben genellikle insanlara. İnsanların yarısı evet der. Yarısı kesin evet der. Ya ben kesin evet diyenlerdenim. Aynı soruyu bir daha evet diyenlere sorsam aynı hatayı bir daha yapar mıydınız? %99 ders alırım yapmam der. Ben aynı şeyim. Aynı hatayı %99 yine yaparım. Çünkü sebebi şu. Değişkenlerin, hayatımıza getirilen değişkenlerin, zaman değişkenleri, coğrafya değişkenleri, tanıştığımız insanların değişkenleri, içimizde tuttuğumuz duygu değişkenleri aynı olayı farklı yorumlamamıza iter her zaman. Ve bilginin artmasıyla bu yorumu daha da değiştirebiliriz. İlk doğru dediğimiz her zaman doğru olmayabilir, kalmayabilir. O yüzden de hata dediğimiz şey değişkendir aslında. Yani bu bana hep hayatımda diğer akranlarıma göre yol açarken bir cesaret verdi. Açıkçası ben hayatısı da çok fazla keşkesi olan bir adam değilim. Çünkü hep anlatırlar hani birisini kaybettiğimizde veya birisinden uzaklaştığımızda üzüldüğümüz tek şey o kişiyle yapamadıklarımızdır. Yani keşke şunu da yapsaydım, ya bu da olsaydı, keşke ona şunu söyleseydim gibi hikayelerimiz vardır. 2017 senesinde açıkçası herkes, hani Aselsan'da benim 20. senemin dolduğu sene, iki tane sendrom, işte 40 yaşını geçmişim hikayesi. Ben ne yapacağım sorgusu çok fazla açıkçası kafamda olmaya başladı. Herkes Hollanda'ya gidiyordu o esnada, mühendislerin transferi konusunda. Herkes Hollanda'ya gidiyordu. Ben hiç düşünmedim bunu açıkçası, Hollanda'ya gidişi. Ama Aselsan'da kalmamayı da, kalmak yerine sanayiye, yani aslında Kobili'ye veya başka bir yerde şu, aslında çıkıp iş yapma hevesi vardı. Sektörün de önemi yoktu. Yani aslında ben şunu demek istedim. Bir meydan okuma aslında bu kendinize. Ya kendinizi çok iyi görüyorsunuz ama korunaklı bir havuzda çok iyi olabilirsiniz ama çıktığınızda ne olacağınızı bilmiyorsunuz. 2017'de bir teşebbüsüm oldu ama o zaman da aslında babamın kansere yakalandığını bildiğimiz seneydi. Babamdan tüm onay ve izinleri alıp 2017'de aslında Ürgüp'te bir 10 odalı mağara odası olan bir ne denir bir otele gidip ortak olma kararıyla Aselsan'ı bırakıyordum. Ama o dönem babamın sağlık sorunlarından dolayı açıkçası babamın yanında kalmam gerekti. Buna da keşke demiyorum çünkü doğru hikaye buymuş demek ki hikayede. Hep anlatırım, yani anlatmakta sakınca da görmem. Babamın açıkçası son nefes alışını tek gören kişiyim. Hani insanlar bunu anlatınca çok üzüntü duyarlar ama ben yine bakış açımda birisi beni alo deyip çağırıp babam vefat etti gel demesi yerine o anı bile yaşamak çok kıymetli. Yani aslında şey olarak 2017'de aslında Eylül ayında ben babamı kaybettim. Artık kendimi daha çok sorgulamaya başlamıştım o esnada ve ne olacağım? Yani bir şeyleri yapabileceğimi biliyorum ama bu potansiyeli nasıl ortaya çıkarmam gerekir sorusu kafamı yemeye başladı. Ama ben şunu hep böyle anlatıyorum. Hani bir hani Barcelona takımında Messi mi olmak yoksa Yılmaz Vural'ın Altın Ordu'yu çalıştırması mı? Hangisi zevkli? Ya ilk başta gençken Messi olmak çok zevkli ama biraz daha yaş aldıkça Yılmaz Vural olmak daha zevkli. Çünkü o takımı bir Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynatabilsem adınız muazzam zevk hale geliyor. Ya da yani biraz önce söyledim 40 yaş bulunumuyla ya yok oluyorum bir şey üretmem lazım moduyla. Bir sene kendimle çekiştikten sonra yine Eylül ayında, Eylüller değişiktir benim için. 2018 Eylül'de ben 21 sene çalıştığım Aselsan'ı orada müdür olarak çalıştığımda bıraktım. Ve nasıl söyleyeyim, bıraktığımda da gittiğim yer hani kıyaslasanız hiç kimse gitmez yani oraya. Bir cesaretle çıktım gittim. 6 ay bir yerde Ostim'de çalıştım ve Ostim'i öğrendim. Ama şöyle düşünün, bir havuzlu villadan bir gecekonduya çıkmış gibi hissedin kendinizi. Ben gecekonduya çıktım. Gördüm, nasıl işlediğini gördüm. Bir hayal kırıklığı oldu mu açıkçası bir öğretim şeyi oldu benim için yine. Ve ondan sonra da açıkçası 2019 itibariyle hani asgari'de geldim. Yani asgari olarak geri vakıfa dönebilirdim. Hani vakıf şirketleri, devlet şirketlerine dönebilirdim. Ama baktığınızda hikayemin bitmediğini, aslında Yılmaz Vural olarak 1. lige çıkartıp 1. ligde 2 maç oynatma hikayemin bitmediğini, kendime meydan okumama devam etmem gerektiğini söyledim. Bu da aslında hayattaki bir ilke. Hani hepimiz bir şeye karar verdikten sonra sonuna kadar gitmezsek, ki çoğu insanda böyle oluyor, hemen geri döndüğümüzde ikinci fırsatı bir daha hiç değerlendirmiyoruz. Yani aslında birinci fırsatta geri döndüğünüz an, ikinci fırsatta hemen geri dönüyorsunuz. Üçüncü fırsatı hiç görmüyorsunuz o zaman. Şimdi ben
birinci fırsattan hiç geri dönmedim. Birinci fırsatı gördükten sonra kesinlikle ikinci fırsatı daha iyi görüyorsunuz. Üçüncü fırsat direkt önünüze çıkıyor artık. Yani bu sefer aramıyorsunuz. Çünkü etrafta fırsatları görme şansınız daha yüksek oluyor. O yüzden de aslında vakıfa dönmek, vakıf şirketlerine geri dönmek, Aselsan gibi büyük şirketlere dönmek yerine hikayeyi yine ufak bir şirkette ama bu sefer hani o yere çarpan bir pimpon topu gibi değil. Yani çarpmış yukarı çıkmış bir pimpon topu olarak aslında Asikart'ta direktör olarak başladım burada. Özel sektör, ilk tecrübemdi. Baktığınızda Ar-Ge yönetmiştim, hep mühendislik yönetmiştim. Müdür olarak 130 kişi yönetiyordum. Buraya geldim, ilk geldiğimde 20-25 kişi vardı yönettiğim. Ama artık şeye başladım, finansı yönetmeye, artık projeleri yönetmeye, artık kiralık arabaların nasıl kiralandığını yönetmeye. Aslında bu dediğim gibi bir antrenör aslında genel kapsamda tüm işleri yönetmeye başladım. Bu da adım adım açıkçası beni bir adım öteye götürdü. Ama tabii ki buradaki hani 2 yaşında çiftçilik bazlı, 6 yaşında pazarda kiraz satan adamın kendi sosyalliğiyle beraber hani buna hani duygusal zeka ve normal IQ'nun belli ölçüde karma olmasıyla beraber bu beni hızlı adımlara itmeye başladı. Hızlı adımlara itince burada çalıştıktan belli bir süre sonra burada genel müdür yardımcılığına terfi ettim. Şirket büyümeye ve adım adım açıkçası ilerlemeye başlamıştı. Ama tabii ki hepimizin yaşadığı bir pandemi süreci girdi oraya. Ve pandemi sürecinde de ne olacağını insanların bile çözemediği bir noktada açıkçası o esnada eski genel müdürümüz Ayhan Sunar buradan işten ayrıldı. Bana bir fırsat doğdu. Çünkü Aselsan'dan çıkış hikayem bir yerin antrenörü olmaktı. Ve bu şirkette açıkçası o anki yöneticilerimiz bana sundular gerçekten bir toplantıda. Tek soru genel müdür olur musun? Normalde şimdi bu soruya bin tane soruyla karşılık veririm. Hani sağlık sigortası ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak, maaşım ne olacak, araba ne olacak, uçak biletleri ne olacak? Bana sordukları tek soru genel müdür olur musun? Olurum dedim. Çünkü olmak istediğim şey buydu. Çünkü hikayenin devam edebilmesi için bu koşula erişmem gerekiyordu. Ve pandemi gibi bir zor dönemde açıkçası genel müdürlük koltuğuna oturdum. O esnada aslında pandemiyi biraz daha fırsata çevirmeye başladık. Kimse uçamazken, kimse uçaklar gitmezken biz açıkçası ticaretin tam bekleme anında, uluslararası ticaretlerin tam bekleme anında bu anı tanışma anı olarak kullanacağız dedik. Ve biz yaklaşık ben 6 ay boyunca bir sırt çantasıyla o pandemi döneminde Afrika'yı gezmeye başladım. Gerçekten zamanın durduğu bir coğrafya Afrika. Hani biz 2000'leri yaşıyoruz, 2024'teyiz. Orası 1800'lerde yaşayan, bazen 2000'de yaşayan ama hayatın durduğu bir coğrafyadan bahsediyorum. Bir coğrafyaya adım attım. Çok zordu. Yani gerçekten çok zordu. Anlamak onları çok zordu. İlk başta Mr. Barış, sonra Mustafa, sonra Brother, sonra her gördüğünde beni kucaklayan. Bakın hani pandemide biz birbirimize dokunmaktan korkarken pandemide 15-16 kişinin devamlı sizi kucaklayıp öptüğünü hayal edin. O modda yaşadık. Ama o moddan sonra da bu şirket onun ürünlerini, onun çıktılarını açıkçası almaya başladı. Ve bu esnada biz şirket bazlı İçeride de tanıtmaya başladığımızda kendimizi baktığımızda şey oldu. Havelsan bize ilgi duymaya başladı. Yani çok güzel bir şey. Çünkü bir yerde Afrika'da bir şeyleri geliştiriyorsunuz. Bir yerde Türkiye'de vakıf şirketlerinden gerçekten ilk dörtte olan bir firma bu şirketin büyümesini görüyor. Ve o büyüme esnasında da Havelsan bize ortak oldu. O esnada da hani hikayenin şöyle bir şey, Akın Bey var, biz Aselsan'dan ayrılırken beraber ayrıldık. Mühendislik ve teknoloji direktörü kendisi. Hayatımda onun da çok fazla katkısı vardır. Çünkü biz 1997'de ben Aselsan'a girdim, 1999'da Aselsan'a girdi. O tarihten, 99'dan beri beraber çalışıyoruz. Aselsan'dan aynı gün istifa ettik. Aselsan'dan aynı gün Ostim'e beraber gittik. Ostim'den aynı gün buraya beraber işe başladık. Hayatımda her zaman beraber olduğum kişidir. Aselsan'da şunu demiştik. Abi 5 sene içinde biz bir şey başaracağız. Evet, 5 sene sonra biz bir şey başardık gerçekten. Ve biz küçük de olsa bu şirkete ortak olduk. Yani aslında hikayemizde bir şey başarma hikayesi ve hep birbirimize dönüp şey esprisi yaptık. Niye bunu 2 sene demedik? Yani 2 sene deseydik hikaye dua daha gerçek olur mu diye. Şu an hani bu şirketin yani küçük de olsa bir hissedarıyım. Akın Bey de küçük de olsa bir hissedarı. Aslında baktığınızda küçükten buraya doğru gelen hikayede özetle size anlatacağım temel taşlar bunlar. İş geliştirmeniz gerekiyor. Yerinde olmazsanız Afrika'da iş geliştirmek çok zor. Coğrafya çok zor gerçekten. Bizi bir gün bir yere götürdüler. Şirketten de Tunç Bey'in adını anayım. Çünkü Tunç Bey eşlik etmese ben o kadar delikanlılık yapar mıydım bilmiyorum. Yani gerçekten deli ve kanlı tam uyuyor. Bir konvoyla
7 araçlık bir konvoyla bir yere gittik. Biz hani Türk delikanlısı, etrafımız bir sürü koruma dolu, etrafında 40 tane pompalı tüfekli adam var. Biz hala eğlencedeyiz, yani hangi bölgede olduğumuzu bilmiyoruz. Ve ben şey, hani bir fotoğraf paylaştım, ondan sonra bir daha paylaşmadım Afrika ile ilgili bir fotoğraf, bu korumalı ve uygun bir platformda yayınladım. Yaklaşık 30 saniye sonra bu fotoğrafa ilk tepki Hatice annemden, hala şey yapıyor, Allah uzun ömür versin, tepki geldi. Oğlum geri dön diye bir tepki geldi. Bence en ilginç hikaye buydu. Tabii ki geri dönmedim. Yani ama şu var, kaygıyı herhalde çok yükledim. Geri dönene kadar annem normalde her gün beni aramaz. Her gün beni aramaya başladı. Her gün mesaj çekmeye başladı. Neredesin, rafa vereceksin. Bu benim için muazzam değişik bir hikaye. Yani aslında şöyle diyeyim. Ben şöyle bir insanım. Yani şunu tercih ederim. 6 adım atıp 8 adım geri gelmeyi tercih eden bir insan. Ya o yüzden yaptığım hiçbir şeye hata adını koymam. Gerçekten hata. Çünkü 6 adım attığınızda ileriyi görürsünüz. 8 adım geri dönersiniz. Düzeltirsiniz. Bu sefer bir anda 7 adım atarsınız. Ama çoğu insan gerçekten hayatındaki şey olarak birçok hani nasılları birleştirip etrafa yazdığında bir adım dahi atamaz. Ben de derim hani 6 adım atayım, düşeyim yere, düştüğümde üstümü çırpayım, geri döneyim, tekrar adım adım modunda olduğum için baktığınızda bunu 3-4 kez deneyimledikten sonra hatalar da azalıyor aslında. Bir de hep şunu diyorum, bir sürü bir oyuna, bir işe başlarken bir sürü koşul yazabilirsiniz. Dersiniz ki oraya gidersem maaşım düşebilir, oraya gidersem şey olabilir, üşütebilirim, üstümde şu eksik olabilir. Birçok şey yazabilirsiniz. Ama şunu gördüm ben açıkçası, hani hata ve şeyle birleştirince, bu yazdıklarınızın çoğu zaten başınıza gelmiyor. Başka bir şey geliyor. Hiç düşünmediğiniz bir şey geliyor. O an ona bir çözüm ürettirebiliyorsanız ve kendinizle barışıksanız, iyi niyetle düşünebiliyorsanız birçok açık kapıyı görebiliyorsunuz. Yani eşit miktarda kapalı kapı var, eşit miktarda açık kapı var. Masada oturuyorlar, çok üst mühendisler, ben daha yeni gelmişim. Her toplantı sinek vızıldısı gibiyim, sivrisinek vızıldısı gibi. Bir şey söylüyorlar, ben bir şeyler diyorum, duymuyor kimse, gerçekten duymuyor. 6 ay sonra veya hani 1 sene sonra, tam zamanı hatırlamıyorum, masa sustu. Sadece benim vızıltım var. Şöyle 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 yapsak, yani ben kendime konuşuyorum. Aslında söylediğim tavsiyede tuttu. Gerçekten denediler, tuttu. Sonra yine bir uzun süre dinlemediler. Sonra bir daha durdular. Bu sefer dedim aksakallı dede şunu söylüyor, yaparsanız hani ben söylemiyorum, sorun çözülecek. Ve o da çözüldü. Ondan sonra ben ufak ufak kartları, sorumluluğunu daha çok vermeye başladılar. Ve ilk Türkiye'nin ilk termal kamerası var, Asır diye. Mesela Aselsan bayağı adet sattı ondan. O ekipte olmak ve o ekibin içinde yer almak muazzam bir duyguydu. Yani çünkü orduya ve sınır güvenliğine çığır atlattı aslında. Bir çağ atlattı. Ama bunun yanında da daha çok mimarisinde çalıştığım bir Aselpot sistemi var. Bu F-16'lara takılan, Pakistan'a satılmış bir sistem. Onun mimarisini uzun süre çalışarak hani 6 ay boyunca, yani tek başıma demeyeyim ama çünkü 90 kişilik ekip oldu sonra. Hani ilk başta ana mimari kurdum. O esnada onun Lockheed Martin'de, Texas'ta F-16'ya takılması ve onlarla entegrasyon, ilk cihaz olarak F-16'ya bir farklı ülkeden ilk cihaz olarak entegrasyon edilmesi muazzam bir gururdu. Yani çünkü siz o eseri görüyorsunuz, çocuğunuz gibi görüyorsunuz. 9 sene çalışmışsınız üzerine. Yani bir ürüne şey düşünün, hani bir sene değil, 9 senede çıkarmışsınız o ürünü. Yani gözleriniz yeşeriyor. Yani bir yeri boyası çizildiğine gidip boyamak istiyorsunuz. Bence en güzel anlardan biri oydu. Hani Lockheed Martin'deki entegrasyon anıydı. Başarının sırrı şu, tutkunuz var mı yaptığınız işe? Veya herhangi bir şeye tutkuyla bağlı mısınız? Ama sadece tutkuyla bağlılık yetmiyor. Bu şey, yani sözsel bir durum değil. O tutkuyu eyleme dönüştürebiliyor musunuz? Bence başarının sırrı bu. Tutkuyla bir eylemle yol alabiliyorsanız ve cesaretinizi, duygusal zekanız, eğitiminizle birleştirebiliyorsanız bu bence bir başarının sırrı.
Yeah, we want retribution. Oh, yeah, we want retribution. Yeah, we win.